Muhabbet Kuşları Dünyası kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun süre beklediğiniz muhabbet kuşu çekilişimizi şu anda gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Heyecanla ve sabırla beklediğiniz için öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Öncelikle Muhabbet Kuşları Dünyası kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayalım. Arkadaşlar şimdi çekilişimizi yapacağız. Ama şimdi kuş çıkacak arkadaşlar tabii sevinecekler ama çıkmayacak arkadaşlar da üzülmesinler. İlerleyen dönemlerde tekrar çekilişlerimiz olacak. Onun için de videolarda ben bilgi paylaşacağım. Bu dönemki mesela 10 yavrumu bakın burada gördüğünüz gibi 10 yavrumu ayırdım. Bunları size hediye edeceğim arkadaşlar. Benim içinden geldiği için sizlere hediye edeceğim ve yerli üretimi arttırmak için uğraşıyorum arkadaşlar. Yerli üretim artsın ki dışarıdan kuş alma olayı bitsin. Dışarıdan gelen hastalıklı kuşlar artık son bulsun arkadaşlar. Evinizde aldığınız pet shoplardan genelde aldığınız kuşlar hastalıklı oluyor. Fazla uzun ömürlü olmuyor. Ama yerli üretim yaparsanız yani yerli üretim yapın. Çek üretin, yerli kuş üretin, jumbo üretin ama yerli üretim olsun. Yani kendimiz üretirsek bu kuşu hem piyasası düşer. Yani şu anda bir jumbo kuş 200-250 milyon, 400-500 milyona bile jumbo kuş var. Çekoslovak yavrusu toptancılarda 40 milyon olmuş arkadaşlar. Ya toptancı yani 100 adet alırsan, 70 adet alırsan 40 liradan bir Çekoslovak veriyor. Slovak kuşlar olmuş 25-30 milyon. Yerli kuşlar 30-35 olmuş arkadaşlar. Yani düşün nasıl fiyatlar yükselmiş. Ya bu da yurt dışında doların pahalı olması ve yurt dışından gelen kuşların pahalı olmasından kaynaklanıyor. Ve de ülkemizde yeterince yerli üretim olmamasından kaynaklanıyor arkadaşlar. O yüzden yerli üretime destek vermek için bizim gibi üretimcilere destek vermenizi istiyorum. Şimdi arkadaşlar şu anda burada bakın çekilişi yapacağım. Kaç tane kuşum var? 2, 4, 6, 8 kuşum burada var arkadaşlar. Bakın bir tane şurada mavi dişim var salmada. 4-5 aylık. Yani onu alacak arkadaşlar yanına bir tane erkek kuş alıp direkt eşe atabilirler. Çünkü o kuş da hazır. Bakın son yavrum da burada. Son yavru 10. yavru da burada. Bunu da bugün ayırayım. Bu da artık elimi ısırmaya başladı. Gel bakayım oğlum. Bakayım. Bakayım bu da cinsiyeti neymiş. Cinsiyeti dişi galiba. Aa bayağı bir ısırmaya başlamış. Yani bu da artık yem yiyecek seviyeye gelmiş. Evet arkadaşlar. Bakın bakın nasıl ısırıyor bakın. Bakın. Yani böyle ısırmaya başladı mı bilin ki yuvadan ayırabilirsiniz. Yem yiyebilir bu kuş. Şimdi arkadaşlar çekiliş yapacağım kuşların içinde yani en son ayırdığım küçük kuş bu. Bu da yani 1,5 aylık bir kuşum. Bakın onu da ayırdım oraya. Gördüğünüz gibi. Bakın yukarıda. Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz sarı kuş var ya. Şu sarı kuş da şimdi bu kuşun yani çıkacak arkadaş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu kuşun kanatlarında dökülme var. Kuşun böyle bir rahatsızlığı var ama herhangi bir çiftleşmesinde veya herhangi bir sorunu yok. Kuş erkek kuş. O yönden bir sıkıntısı yok. Hani bunu alacak arkadaşlar hani demesin ki ya bana sakat kuş gönderdi demesin. Diğer kuşlarım hep yeni yavrular. Hepsi sağlıklı yavrular. Hiçbir sağlık problemleri yok. Hepsi de yeme düştü. Bugün de bunu ayırdım. Bunu da zaten yeme alışmadan hani alıştı diyerek de vermeyeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çekiliş listesini ben hazırladım. Kesimini sizlerin gözünün önünde yapmak istedim. Şimdi onun kesimini tamamlayacağım. Şimdi burada çocuklarım da burada tabi. Oğlum Ufuk çekilişi yapacak. Şimdi arkadaşlar listeleri keseceğim. Oğlum telefonu tut. Şöyle tut. Heh. Evet arkadaşlar daha önce listeleri ben hazırladım. Bakın. Yani şimdi şurada şu şekil açayım. Ya hatta ben ortalarını kestim. Bakın listenin birisi bu. Ben şimdi bunları burada keseceğim. Bakın bu şekilde size bir göstereyim. Hani burada isimlerini videoyu durdurup arkadaşlar görebilirler. Bakın arkadaşlar.
Burada isimlerinizi görebilirsiniz. Yani şu anda 390 kişi çekilişe katıldı. Yani iki listem var. Şimdi ben bu listeleri makasla düzgün bir şekilde keseceğim. Kutunun içine karıştıracağım hepsini. Oradan da çekilişimizi yapacağız. İşte bu da ana listemiz. Bakın Muhabbet Kuşları Dünyası 1000 aboneye özel çekilişe katılan kişiler. Dün akşam saat 10 itibariyle çekilişimiz sonlandı. Son kayıtları yaptık. Çıktığımızı aldık. Bir de arkadaşlar burada ben bu listelerin yedeğini de çıkardım. Hani tekrar bu şekilde size göstereyim. Herhangi bir şey olursa keserken yanlışlık olabilir. Tekrar buradan hani kişi lazım olduğu zaman eklemek için. Arkadaşlar videoda kesinlikle kesinti yapmıyorum. Video tek kayıt olacak. Yani bu arada hani düzeltme müzeltme hiçbir şey olmayacak. Videoda kesinti yok. Direkt hatasıyla doğrusuyla hepsini bakın gördüğünüz gibi sizle paylaşacağım. Şimdi bu listeler yedek listem. Hani burada keseceğim listeleri ben ayırdım. Şimdi arkadaşlar listelerimizi kesiyorum. Ondan sonra çekilişimize başlıyoruz. Kızım şu kapının orada durur musun? Şurada dur. Burada bekle. Şurada bekle. Oğlum burayı çek. Bakın arkadaşlar gözünüzün önünde listelerimi keseceğim. İnşallah doğru bir şekilde keseriz. Ya Allah bismillah. En başta şu baş kısmını kesiyorum. Videomuzda kesinlikle hile hurda yok arkadaşlar. Tamamen kimsenin hakkı kimseye geçmeyecek. Yani buraya yalandan isim de yazmadık. Zaten çekilişte de göreceksiniz. Yani çekiliş sonrasında da göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar ben bunları keserken sizler de videoyu izlemeye devam edin. Hani kesinlikle hani videonun tamamını izleyin ki belki arada hani bir şey söylerim, bir detay söylerim. Onu kaçırmayın diyorum. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi il dışına, İstanbul il dışına gönderim işini dediğim gibi hani otobüs firmalarında bir tanıdığınız varsa onunla göndereceğim. Veyahut da şöyle de yapabiliriz. Hani İstanbul'da bir tanıdığınız varsa ona da verebiliriz kuşları. Yani çıkacak kuşu. Sonra siz tekrar alabilirsiniz veya hakkınızı başkasına devredebilirsiniz buradan. Ha, yurt dışına kesinlikle gönderim yok. Yurt dışından katılan arkadaşlar için diyorum. Onlardan tanıdıkları varsa burada verebiliriz. Ha, onun haricinde arkadaşlar çıkan kuşu kanalımıza bağışlayabilirsiniz. Hani içinizden gelmiştir ben bağışlamak istiyorum diyebilirsiniz. Onda da bir problem yok. Yani çıkacak kuşu isteyen arkadaşlar bağışlayabilirler. Bunu da söyleyeyim. Yani adamın içinden gelmiştir. Kanala destek için. Ya çünkü burada kanala kalan kuşlar burada şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Kanala kalan kuşlar ne oluyor? Burada mesela ben üretim fazlasını burada hani ücretli sahiplendiriyorum. Bu sahiplendirme sonucu kuşlar kuşlara yem alıyorum. Hani kuşların yemi, ilacı onun gibi masraflara gidiyor arkadaşlar. Dediğiniz gibi bu işler hani kolay işler değil arkadaşlar. Üretim işi biraz zor iş. Şimdi bunu keserken de biraz zorlandım. Şu altındaki fazlaları da atayım. Bunlar boş arkadaşlar. Bakın şu kestiklerim boş. Bunlar boş. Bu da boş. Bu boşları buraya koyuyorum. Bu da zaten şeyin baş sayfanın başındaki isim. Arkadaşlar bunları önceden hazırlamak isterdim ama hani sizin gözünüzün önünde hazırlamak istememin sebebi herhangi bir hani burada haksızlık olmadığını görmenizi istedim. O yüzden hani herhangi bir haksızlık olmadığını görün istedim açıkçası. Çünkü hani ben bunları daha önce bu isimleri kesmiş olsaydım, buraya koymuş olsaydım şimdi farklı düşüncelerde olan arkadaşlar olacaktı. Hani diyecekti ki ya bu işte hile var, hurda var. Ve kanalımızı kötülemek için arkadaşlar bazı art niyetli insanlar girdiler, kötü yorumlar yaptılar. Bu adam sahtekar dediler, bu adam üçkağıtçı dediler. Böyle şeyler de duydum.
Ya adam bize resmen sahtekar dedi. Mücahit Doray'ın kanalını kötüledi bir tane arkadaş geldi bana. Ondan sonra gitti. Ben onun istediği şekilde davranmayınca dedi ki seni dedi şey yapacağım dedi, kötüleyeceğim dedi. Videolarda, yorumlarda herkesi senin kanalından abone olmasınlar falan filan diye böyle tehditler savuranlar var. Ya arkadaşlar böyle şeylere gerek yok. Ben burada muhabbet üretimini arttırmak için, insanların düzgün üretim yapmaları için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ya buna biraz saygı gösterin. Hani sen bu videoyu izlemiyorsan izleyen arkadaşa saygı göster. Ki buradan adam mesela üretim hakkında bilgi sahibi olsun ki kuşu hasta olduğu zaman ne yapacağını bilsin. Kuşuna hangi yemi vereceğini bilsin. Nasıl yavru alacağını bilsin. Yani ben çok burada videolarımda, yorumlarda ya öneri verdiğim arkadaşlardan birçok olumlu yorum aldım. Yani inanamazsınız. Birçok öneride bulunduğum arkadaşın kuşu şu anda yuvalığa giriyor, yumurtladı bazıları. Kimisi yavru çıkardı. Hani ben sadece burada kendi tecrübelerimi anlatıyorum ve daha tecrübelerim dışında bilmediğim şeyleri de okuyarak, öğrenip, deneyerek sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar listemizin birini hemen hemen kestik. Gördüğünüz gibi gözünüzün önünde keselim ki burada da herhangi bir şey olduğu, herhangi bir haksızlık olup olmadığını siz de görün istedim arkadaşlar. Ki daha sonra video çekiliş bittikten sonra hani çıkıp da kimse ya hani bunda haksızlık var falan demesini istemiyorum arkadaşlar. Kimsenin hakkı kimseye geçmesin. Bunu da şu şekilde kesersek sıkıntı olmayacaktır herhalde. Burada bir tane isim uçtu. Onu alalım bakalım bu uçan arkadaş kimmiş? Mesela Samet Baba. Arkadaşlar görüyor musunuz? Tam yazı okunuyor mu? Evet, Samet Baba. Samet Baba'nın yazısı az daha gidiyordu. Evet arkadaşlar. Şu anda kesme işlemimize devam ediyoruz. Ya video hani bundan dolayı biraz video uzun sürebilir arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Bakın. Önemli olan burada haksızlık olmadığını görmeniz. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Evet, birinci listemiz tamam. Şimdi ikinci listeyi de keseceğim buraya. Mesela arkadaşlar buradan şöyle şu anda şans eseri birinin ismini çekeyim. Halil Batur Boy Beyleri. Bakın. Sade öyle deneme amaçlı çektim. Yani burada arkadaş da hani ismini görür. Bakın. Şu ışık çok yansıdığı için burada zaten şey yaparken ışığı kapatırım olmazsa. Şimdi diğer listemizi keselim arkadaşlar. Şu diğer listemizi de kesersek. Oğlum güzel çekiyor musun? Bak kestiğim yerleri falan çek şöyle. Şuraya yatırıp daha çabuk kesebiliriz. Evet şu şekilde. Şöyle daha çabuk kesmek için hop şöyle yatıralım. Evet. Şuradaki boşları atalım önce bir. Bunlar boş arkadaşlar. Boş kağıtları ayırıyorum. Geri kalanlarını kesmeye devam ediyoruz.
Arkadaşlar ben kesinlikle isimleri sonradan hazırlamadım. Her şeyi gözünüzün önünde adil bir şekilde olsun diye burada yapıyorum. Herhangi bir haksızlık olmasın diye. Burada da kameramanımız Ufuk, benim oğlum. Çekilişleri de o yapacak. Ben kuşları tutacağım, o çekilişleri yapacak inşallah. Şuradaki isimler düşmesin. O düşenleri alacağım. Evet arkadaşlar, şu sayfanın kenarındaki boş şeyleri atıyorum. Şimdi son listemizde. Bunu da zaten şuradan itibaren keseceğim. Dolu olan şekilde. İnşallah bakacak kişilere çıkar arkadaşlar. İnşallah bu hobiciliği geliştiririz. Birileri bu kuşlar sayesinde bu hobiye başlar. Aşağı düşen isimleri alacağım oğlum. Bunlar boş olan kısımlar. Evet, bir tane daha isim düşmüş. Mesela kimmiş? Bakın, görebiliyor musunuz? Berat Aydın. Onu da listeye ekliyoruz. Şu boş bir kağıt. Bunu atıyorum. Burada bir iki tane daha düşmüş. Ömer Yetkin. Başka var mı? Şeyin altına. Evet, yok. Tamam arkadaşlar. Şimdi bakın, bunları alıyoruz. Hop, çekiliş kutumuza atıyoruz. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, şimdi çekiliş kutumuzu gösterebilirsiniz. Çek oğlum şunu. Videonun şeyini çek. Kutunun içini de çek. Arkadaşlar görsün. Durdurma, durdurma. Hay hay. Sakın sakın. Normal şöyle çek diyorum ya. Aha, göster yani. Kızım şunları çöp at. Nereye? Şurada bak, çöp var, çöp at. Evet arkadaşlar, isimlerimiz burada. Önce güzelce bir karıştıralım. Böyle birleşik olan isimler varsa ayıralım. Güzelce karıştıralım ki kimse kimseye karışmasın. Arkadaşlar bunları katlamak isterdim ama yani şu anda okuması yazmayı bilmeyen oğluma çektireceğim için, hani ben çekmeyeceğim için inşallah problem olmaz diye düşünüyorum. Mesela bakın, bir tanesi daha beraber kalmış. Şöyle hepsini güzelce karıştıralım. Ufuk, kameraya bak oğlum. Evet arkadaşlar, listelerimiz hazır. Bayağı da bir karıştırdım. Heyecanla beklediğiniz çekilişi şu anda çekmeye başlayacağım. Dediğim gibi arkadaşlar, İnşallah kuşları sizle buluşturabiliriz. Arkadaşlar, kuşları alan arkadaşlar video çekip bize, yani bu kanaldan kuş aldığını söyleyerek bir video çekecek. Bir dakikalık olsun, iki dakikalık olsun, önemli değil. Yeni aldığı kuşuyla beraber video çekip bize atarsa, videonun şartlarından biri de oydu. Aldığınız kuşun videosunu bize lütfen atın. Şimdi birleşmiş olan isimleri de ayırdım. Bir de arkadaşlar, videonun şartlarını tamamlamadan katılan arkadaşlar var. İki kere isim yazanlar var. Ben onların isimlerinin birini sildim şimdilik. Normalde ben onları yarışmaya almamam gerekiyordu ama şimdi bazı arkadaşlar, şunu söyleyeyim, ekran fotosu çekmemiş arkadaşlar. Bazı arkadaşlar hani hile yapmaya kalkıp isimlerini değiştirmeye kalkarlar. Öyle şeyleri kesinlikle IP numarasına kadar araştırıp o şekilde teslim ederim. Hani bir tane isimde iki tane kişi çıkabilir. Yani çıkmaz da birisi ismini değiştirip ha bu benimdi diyebilir. Öyle bir şey yok. Herkesin orada ilk yaptığı yorum var. Gerekirse o yorumu bulup
Oradan mesajlaşacağız. Arkadaşın numarasını alacağız. Arkadaşa kuşumuzu ulaştıracağız. Fakat videonun çekiliş şartlarını tamamlamamış ise kesinlikle kuşu vermeyeceğim arkadaşlar. Çekiliş şartlarını tamamlayıp ekran fotosu almanızı videoda söylemiştim. Bazı arkadaşlar tabi 1000 aboneye özel çekiliş videosunu izlemeden direkt aşağıda katıldım yazısını görüp kendi de otomatik katıldım yazıp katıldı. Ama ben onu yazdım ama şimdi şartları tamamlamadım mı tamamladım mı onu bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar, şimdi çekilişimize geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar, videoyu getir oğlum. Kuşlarımızı, çekilişi yaptığım kuşu bunun için atacağım. Evet, çekiliş kutumuz burada. Oğlum onu çekerken karıştırıyorsun, bir tane çekiyorsun. Şimdi arkadaşlar, ilk önce bir numaralı kuşumuz, şu içeride gördüğünüz mavi, bakın. Bakın zoomluyum. Ondan sonra zaten orada bir tane boşta dişim var. O da bu. 4 aylık 5 aylık yavrum. Mavi dişi hazır kuş. Şimdi ilk çekilişimi bunun için yapıyoruz. Oğlum video bir tane çek. İki tane ver elinde. Karıştır tekrar çek. Ha, tek mi vardı? Neyse. Karıştır. Çektim mi? Ver bakalım. Bakın. Arkadaşlar şurada gördüğünüz mavi kuşun sahibi şu anda elimde bulunan kendinizin de okuyabileceği şekilde çekmeye çalışıyorum. Şöyle videonun ışığını biraz kapatayım. Tam net okunmuyor. Videodan kaynaklı herhalde. Niye okunmuyor ya? Parlıyor. Kızım, kağıtları bırakır mısın? Çekiliş kağıtlarını bırak. Çek orada, çık oradan. Evet arkadaşlar, silim zamanı. Silim zamanı ilk talihlimiz. Yani içerideki mavi dişimizin talihlisi silim zamanı. Evet arkadaşlar, bunu ayırıyorum. Bu bunun çıkanları şöyle şunun içine ayırıyorum. Daha sonradan bakacağız. 10 tane çekiliş yapacağız. Birinci arkadaşı çektik. Kızım bırak, bırak. Şimdi ikinci çekilişi tekrardan bakın karıştırıyorum. Sen mi çekeceksin? Tamam, bir tane de kızım çeksin. Bekle kızım, güzelce karıştıralım. Heh. Şimdi elinde karıştır, içinden bir tane çek. Tamam. Bakalım kime çıkacak. Karıştır altlardan, üstlerden bir tane çek. Dur bekle, bak buraya bir tane isim düşmüş, bekle. Şunu da atalım. Heh. Tamam. Çek bakalım. Bir tane çek. Hadi o kızım, herkes bekliyor. Ya bir saniye. Çektin mi? Dur. Önce öyle tut elinde. Şimdi çektin, elinde tut. Ben şimdi hangi kuşu vereceğimizi ayıracağım. Şimdi arkadaşlar, ikinci kuşumuz, ilk elime gelen ikinci talihli. Elime ne geldi? Şu anda yeni ayırdığım yeşil kuşum. Bakın. Şimdi arkadaşlar, bu kuşları verirken videodan açıp bakıp öyle vereceğiz. Gördüğünüz gibi. Daha yeni yeme ayırdığım, hani yeme düşünce sahiplendireceğim. Bu da dişi veya erkek galiba arkadaşlar bu da. Şimdi ilk kuş, ikinci kuşumuz bu. İsmi söyler misin kızım? İkinci kuşumuzun sahibi, ver bakalım kızım. İkinci kuşumuzun sahibi. Evet arkadaşlar, okuyabileceğiniz şekilde ayarlayın bir saniye. İkinci kuşumuzun sahibi. Bakın okuyabiliyor musunuz? Maviş'le beraber arkadaşlar, ikinci talihlimiz şu kutuda gördüğümüz yeni yavrumuzun sahibi Maviş'le bebeler. Bakın yazıyı şöyle net okuyabileceğimiz şekilde ayarlayayım. Evet bakın, Maviş'le beraber, Maviş'le beraber ikinci kuşumuzun sahibi oldu. Şimdi üçüncü kuşumuz için yapacağız. Onu da Ufuk çekecek. Kızım bir kenara çekil. Çekil, oralara düşüreceksin. Ondan sonra şimdi dur oğlum. Üçüncü kuşu alayım ben şuradan. Üçüncü kuşumuz. Üçüncü talihimiz. Bakın üçüncü talihimiz arkadaşlar. Hiç ellemeyeyim. Şu an bağırıyor. O kanadında problem olan kuş dediğim. Biraz ürkmüş tabii.
Bakın. Bu kuş. Kanatların ucunda bir dökülme var. Üçüncü talimiz. Üçüncü talimizin kuşu bu. Bunu da ayırayım. Ayırdım. Çek oğlum. Üçüncü talimiz kimmiş? Evet arkadaşlar. Şimdi çekim sırasında bir telefon geldi. Telefon geldiği için çekim yarıda kaldı. Üçüncü talimizi oğlum çekmişti. Şimdi onu gösteriyordum. Tekrar sizlere göstereyim. Bakın arkadaşlar. Üçüncü talihlimiz. Analiz Moto Ulok. Analiz Moto Ulok. Bakın şöyle net görebileceğiniz şekilde. Ben bunu size göstereyim. Zaten bu isimleri zaten şey yapacağım arkadaşlar. Yorumun altına kazananları yazacağım. Analiz Moto Ulok. Üçüncü talihlimiz. Kanadında dökülme olan kuşumuzun sahibi Analiz Moto Ulok. Burada boş bir kağıt var. Evet. Üçüncü talihlimizin kuşu kaçıyor şu anda. Dur. Dur. Dur oğlum dur. Bir saniye açma. Açma. Tamam ben bunu şimdi kafesine koyayım. Çünkü biraz rahatsız oldu. Bırak. Çık oradan çık. Şimdi dördüncü talihlimizi çekeceğiz. Arkadaşlar. Dördüncü talihlimizin kuşu. Şimdi tutuyorum. Mavi kuş geldi elime. Şimdi. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mavi kuş. Mavi zaten bir tane var arkadaşlar. Mavi kuşumuzu çektik. Dördüncü talihlimizin mavi kuş. Kızım açma. Kaçıracaksın kuşu. Oğlum mavi kuşun sahibini çektin mi? Ver bakalım. Emre Gemi. Dördüncü mavi kuşun sahibi. Bakın arkadaşlar şöyle biraz okumanız için. Emre Gemi. Gördünüz mü arkadaşlar? Dördüncü mavi kuşun sahibi Emre Gemi. Kızım bekle. Bırak. Bırak şimdi ben çek dediğim zaman çekeceksiniz. Şimdi çekmeyin. Şimdi Emre Gemi. Kamerada bir bozulma oldu. Şöyle bir netlik alalım. Şimdi beşinci kuşumuzu çekiyoruz arkadaşlar. Elime hangisi gelirse. Şimdi sarılardan 3 tane olduğu için. Şimdi bak bu sarı. Erkek. Erkek. Kanadında siyahlık var. Şurada net bir belli olacak şekilde bir siyahlık var. Sırtında yeşillik var. Şu kanadındaki siyahlıktan, kafasındaki hafiften siyahlıklardan tanıyacağız inşallah. Kanadında da bakın yeşil siyahlık var. Şimdi bu kuşumuzu şöyle ayırayım. Öbür yeşilin yanına. Bu da yavru olduğu için kaçmayacaktır. Şimdi 5. kuşumuzu çektik arkadaşlar. Kızım yeniden çeker misin? Şimdi öyle çekip veriyorsunuz ondan sonra olmuyor. Çek oradan altlardan bir tane ver. Çek 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 altlardan çek. Ver bakalım kimmiş? Ömer Özkan G. Arkadaşlar Ömer Özkan G. Şöyle. Bakın göstereyim. Evet gördünüz mü arkadaşlar? Ömer Özkan G arkadaşımız. Az önce gösterdiğim sarı kuşumun yani bakın tekrar kutudan kaçtı. Evet. Gördüğünüz gibi bakın bu kuşumun sahibi. Gel bakın buraya. Gel gel gel. Gel oğlum. Aysima sen gel bunları tut. Kutuyu tut. Kutunun üstünü elinde hele öyle tut kaçmasınlar. Şimdi 6. kuşumuzu çekiyoruz arkadaşlar. Maviyi çektik. Karıyı çektik. 2 tane de öyle çektik. Şimdi 6. kuşumuzda sıra. Evet 6. yavrumuzda. 3 gün önce ayırdığım yeme alışan. Bak kaçtı. Bak kaçtı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ayrılı daha 3 gün oldu. Çok güzel uçuyor. Ama buralara düşerse sakat.
kaçtı. Kaçtı araya. Bakın arkadaşlar araya kaçtı. Şu an çıktı. Gel oğlum gel. 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 Gel oğlum gel. Gel. Arkadaşlar kendini gütte oraya attı. Ya çekiliş sırasında kutudan kaçtı oraya gitti. Neyse arkadaşlar ben onu oradan bir şekilde alacağım. Şimdi çekilişimize devam edelim. Kızım nasıl kaçırdın onu oradan? Ben sana tut diyorum. Şimdi 6. kuşumuzu çekecektik. Değil. Mavi çektik. Şu yeşil arkadaşlar. Zaten yeşil de bir tane var. Yeşil kuşumuz da erkek gibi. Bakın görüyorsunuz. Yeşil kuşun sahibi. Aç kızım. Kapat. Bir daha açma tamam mı? Bir daha kaçırma kuşları. Şimdi 6. kuşumuzu çektik. Bakayım sayı doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5. Evet 6. kuşu çektik arkadaşlar. 6. kuşun sahibini çek bakalım oğlum. Karıştır güzelce altlardan, sağdan soldan çek bakalım bir tane. Birisi düştü. O düşeni al. Heh, onu yerine koy. Yerine koy. Evet arkadaşlar. Şimdi yeni çektiğim yeşil kuşun sahibi Tarık İşler. Hangi arkadaş bilmiyorum. Bir saniye size ismi de net göstereyim. Sizin okuyabileceğiniz şekilde ayarlayayım. Kameramı. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Tarık İşler 6. kuşumuzun sahibi. Yani 6. kuşumuzda az önce gösterdiğim yeşil kuştu. Şimdi 7. kuşu çekiyorum. En son beyaz kuşumu çekeceğim arkadaşlar. Şimdi burada 3 kuş kaldı. 2 sarı birbirine benziyor. Bir de beyaz kaldı arkadaşlar. Şimdi en son beyazı çekeceğim. Bakın gördüğünüz gibi. Bakın. Bu öbürüne göre sırtında bakın. Bu 7. kuşun sırtı şu gördüğünüz sarıya göre kahverengilik yok. Buradan ayırabilirsiniz. Bunun gözleri de kırmızıya benziyor gibi ama kırmızı değil arkadaşlar bakın. Gözlere bakın. Kırmızı göz gibi. Belki de olabilir. Kuş sapsarı. Evet şimdi arkadaşlar 7. kişiyi çektim mi oğlum? Çek bakalım. Gözümüzün önüne bir çek. Şu kuşumuzun sahibini bir çek. Neymiş? Saffet Sansar. Bir saniye. Aç kızım kutuyu. Ört. Heh, öyle tut ver bakalım oğlum. Saffet Sansar. Bakın. Ya isimleri tek tek göstereyim ki arkadaşlar. Siz de görün. Hani kamerada net göremediğiniz zaman. İçinizde şey kalmasın. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Saffet Sansar. Saffet Sansar az önce gösterdiğim sarı kuşun sahibi oldu. Tebrik ediyorum. Şimdi sıradaki kuşumuz. Diğer sarı olan kuş. Yani şu. Sırtında kahverengilik çok olan kuş. 9. kuşumuz. 9. kuşumuz. 9. kuşumuz oldu mu bakalım. 2, 3, 4. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane mi oldu? 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. kuş mu bu? 8. kuşu çekiyoruz o zaman. 8, 9. O sarı yeni yavruyu sahiplendirmiş miydik? Sahiplendirmiştik. Allah Allah. 9. kuş olması lazım. Maviyi sahiplendirdik. Bir saniye arkadaşlar. Neyse. Şimdi 9. kuşum. Şu sarı kuşum dedim. Benim kafam karıştı ama videoda bakacağım. İsimlerde bir eksiklik gördüm. Bir tane daha çek oğlum. 9. kuşumuzu da çek. Dokuzuncu kuşumuzu çek. Eray Erdoğan. Arkadaşlar
Eray Erdoğan isimli arkadaşımız. Az önce gösterdim sarı kuşun sahibi ve son olarak şu beyaz kuşun sahibini çekiyoruz arkadaşlar. En güzel kuşlardan biri. Son olarak beyaz kuşumuzun sahibini çekiyoruz. Şöyle ben karıştırayım. Ben çekmeyeceğim arkadaşlar. Yine oğlum çekecek. Karıştır oğlum. Tekrar bir tane çek. Beyaz kuşun sahibini. Evet arkadaşlar. Beyaz kuşumuzun sahibi, bakın gördüğünüz gibi, Trakya makaracısı. Trakya makaracısı arkadaşımız beyaz kuşumuzun sahibi oldu. Gördüğünüz gibi. Evet, okuyabiliyorsunuz arkadaşlar. Son kuşumuzun sahibi Trakya makaracısı oldu. Şimdi ben bütün kuşlara çekiliş yaptığımı düşünüyorum ama buradaki isimlerden biri bana eksik geldi ya da çektim, isim kayboldu. Şimdi sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 isim var. Arkadaşlar ben şimdi videoyu izliyorum. Videoda bir tane kuşumu çekmeyi unuttum herhalde. O arkaya uçup kaçan kuş olabilir. Onun sahibini çekmeyi unutmuş olabilirim. Şimdi hemen videomu bir kontrol ediyorum. Tekrardan size dönüş yapacağım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arada kaçan kuşumuza çekiliş yapmayı unutmuşuz. Yani 8 numaralı kuşumuz. Bu da yeni 2 gün önce yeme düşen. Hani şurada uçup araya giren kuşum. Bunun çekilişini yapmamışız. Oğlum bunun çekilişini de yap. Çek bir kişi. Çek bakalım, ver. Evet arkadaşlar. Şimdi dur, ver bakalım. Evet arkadaşlar, elimde gördüğünüz sarılı yeşilli kuşun sahibi. Şimdi ona bakıyoruz. Vallahi bu kuş araya kaçtığı için bunu çekmeyi unutmuşuz. Videoyu izledim şimdi. Tekrardan izleyince Kralın Hanımı. Arkadaşlar 8 nolu kuşumun sahibi de Kralın Hanımı. Ve bu şekilde çekilişimizi tamamladık. Diğer tarihliler 9 ve 10 numara doğru. Diğerleri doğru. Bir tek bu arada bu kuş kaçtığı için onun çekilişini yapmamışız. Bu kuşun sahibi de Kralın Hanımı oldu arkadaşlar. Çekiliş tamamlanmış oldu arkadaşlar. Yani 10 kuşumuzun çekilişini tamamladık. Şimdi bu arkadaşlar yorumlardan bana ulaşsınlar. Telefon numaralarını versinler. İletişime geçelim. Kuşu nasıl alabilirler? Nasıl teslim edebiliriz? Veya yurt dışında mı, yurt içinde mi? Bağışlıyorlar mı, bağışlamıyorlar mı? Yorumlardan yazsınlar arkadaşlar. Sahiplendikten sonra da bir video çekip bana tekrar gönderirlerse çok memnun olurum. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah gözünüzün önünde yapılan bu çekilişi adil olarak yapılmış bir çekilişti olarak görmüşsünüzdür. Videolarımda hiçbir kesinti yapmadım. Sadece arada bir telefon geldi. Bir de kuşun biri kaçtı. Onun çekilişini unutmuşum. Onu tekrar çekmek için videoyu izledim. Arada o kaçmış. Onu unutmuşuz arkadaşlar. Onu da 8 numaralı son çekilişimizi yaptık. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 400 kişi, yani 390 kişi katıldı çekilişimize. 10 tane kuşumuz sahiplendi. İnşallah bir dahaki çekiliş videolarımız olursa orada görüşmek üzere diyorum. Yerli üretime destek vermek için videolarımızı izleyip beğenmenizi tavsiye ediyorum. Muhabbet Kuşları Dünyası kanalını daha öne çıkararak Facebook'ta paylaşın arkadaşlar. Facebook'taki grubumuzda Muhabbet Kuşları Dünyası adı ile gri kuşumuzun resmi var. Arkadaşlar hepinize iyi üretimler diliyorum. Seri üretimler diliyorum. Kuşlarınızın uzun ömrü uzun olsun arkadaşlar. İyi günler.